şimdi Asfalt Mahallesi'nden çıkmaya başladık. Şu solda gördüğünüz binaların çatısı çökmüş durumda. İnsanlar hasarlı binalardan yoğun bir şekilde eşya taşıyorlar. Burası eski Besni Caddesi'nin olduğu yer. Burası Adıyaman yoluna doğru çıkıyor. Depremde yanılmıyorsam yıkılmıştı. Yani ilk günlerden beri var bu bina. Köşedeki bina ağır hasar almış, kolonlarda patlamalar var. Bu bina da muhtemelen yıkılacak. Altında Özgüvenler Yapı Market var. Bu bina da yıkılmak üzere olan bir bina. Biraz da tehlike arz ediyor.
bina ikinci depremde yıkılmıştı. Cihaz satan bir dükkan. Orası tamamen yan yatıp yolu kapatmıştı. Yıkılan bina şu sağ taraftaki binaların üzerine devrilmişti.
üstünde çadır olacak. Yemekhane mi yapılıyor? Merinos taziye evinin böyle sağ tarafına bir çadır. Büyük bir çadır yapılıyor şu an. Burası yemekhane olacakmış. Thank you.
an Gölbaşı içerisinde yoğun bir şekilde eşya taşıma çalışmaları sürüyor. Her yerde, her mahallede, her caddede, her sokakta sürekli böyle eşya taşıyan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Binaları zarar görmüş, hasar görmüş insanlar eşyalarını kurtarabildiklerini kurtarıp artık boş buldukları depo olur, ambar olur, odunluk olur, oraya koymaya çalışıyorlar.
Milliyet Parkı'nın içerisine bayağı bir çadır kurulmuş durumda. Parkın karşısında köşede bulunan bu binada. Doğduğum sokağa tekrardan geldim.